Sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan, benim sizlere sunmak için elimden geldiğince uykumdan, rüyalarımdan fedakarlık ettiğim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda inşallah bir beğeninizi rica edeceğim arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz çok çok minnettar kalırım. Teşekkürlerimi şimdiden hepinize sunarım. Evet, Fenerbahçe transfer gündemi aslında enteresan ve dehşetül vahşet duyumların hepsi bu videoda. Bakın bu videoyu lütfen dikkatlice izleyin. Başkanımız Ali Koç biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç e, dün Beyaz TV'de Beyaz Futbol programına konuk oldu. Ve hem gündeme dair hem Fenerbahçe'ye dair bomba açıklamalarda bulundu. Normalde Ali Koç uyuturdu. Erkenden millet uyurdu. Yine gene başladı falan derdi. Ali Koç'un normalde işte Financial Fair Play hamle alanımız dar. İşte e, harcama limitleri önümüzü kesiyorlar. Bilmem arkamızı kesiyorlar. Bilmem her tarafımızı kesiyorlar. İşte manevra alanımız kısıtlı. İşte sattığın kadar al. Win win kazan kazan falan demesi lazımken. Çat 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 çat. Gerek yargı moduyla. Gerekse Mustafa Hoca vari haşırttı Blackbird diyor ya. <laughs> yani Mustafa Hoca izleyen adam belli oluyor arkadaşlar. Bir adam Mustafa Hoca izleyince, yani kendini belli ediyor. Değil mi? Yani haşırtlı bilek siz nerede duydunuz? Dehşetül vahşeti nerede duyuyorsunuz? Aşk olsun yani. Haklıya da hakkını teslim edin. Derken hani transfere de dair çok bomba açıklamalarda bulundu Ali Koç. Ben en bombasıyla başlayayım. Mert Hakan Yandaş. Şimdi öncelikle meşhur bir duyumcumuz meşhur bir duyumcumuz 18 Mayıs günü CSK Mustafa kardeş takımım Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Fenerbahçe'ye fiyat sordu ve cevap bekleniyor dedi. O gün bana bunu sordular. Dedim ki arkadaşlar %100 doğru. Aslına bakarsanız bu haberlerin öncesinde bir olay var. Bu haberlerin öncesinde biz nasıl diyeyim kulağa su kaçırdık. Normalde Mert Hakan'a evet ilgi vardı ama hani transfer boyutunda değildi. Biz 4-5'e satabiliriz gibisinden kulaklara bir su kaçırdık. Kulaklara kaçan su yetti mi? Yetmedi. Hatta ben dedim ki bırakın bu yapsınlar haberleri. İnanmış, inanmış gibi yapın falan filan demiştim. Mayıs'ın başlarıydı herhalde. Yani bundan çok çok önce. Daha hiç ortada bir şey yokken. Yani. Sonrasında bugün özür dilerim 23 Mayıs yani dün itibariyle CSK Moskova resmi teklif yaptı diye duyum verdi. Ancak sosyal medyadaki başka duyumcular Ali Koç bu transfere izin vermedi diye bir şey paylaştılar. Bana sordular. Ben açıkçası Mert Hakan gibi bir ismi 7, mily 7 milyon euroya satılmasına okey. Yani 7 milyon euro benim için çok iyi para. ki Mert Hakan gibisini buluruz bana kalırsa. Ama CSK defteri kapandı. Ali Koç da dünkü canlı yayında dedi ki Mert Hakan Altay Bayındır ve Kim Miyici satlık değil. Şimdi o kısımlara gireceğim. E, ama Mert Hakan kısmı daha önemli. E, Mert Hakan'la ilgili diyor ki Mert Hakan hem saha içinde lider oyuncu hem de saha dışında iyi bir oyuncu. Hani düşündüğün zaman bakıyorsun genç takım maç yapıyor Mert Hakan orada. Ya bu futbolcu, yani genç takımdaki futbolcular için de şey, motivasyon. Hani Mert Hakan orada değil mi? Lider oyuncu. E, saha içerisinde elinden geleni yapıyor. Gol anlamında asist anlamında da mükemmel bir sezon geçirmiş. Yani tam kıvamına gelmiş. Bu menajer pazarlaması diyor. Menajerler de de biz dedik hani kafana göre görüşme etme, hukuku şey yaparız diye uyardık diyor. Artık bu duyumu veren arkadaşınla menajerle bağlantısı var mı bilmiyorum. Şimdi Ali Koç cümle arasında bir şey söyledi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Muhtemelen etmişsinizdir, etmediyseniz de bugün sosyal medyaya düşmüştür. Jorge Jesus da İsmail Kartal yani görüştüğümüz iki hoca da 14-15 kişi takımda tutulmalı dedi diyor. Hani çok absürt bir teklif gelir o zaman satabiliriz ama Mert Hakan yanında sattık değil diyor. 14-15 kişi. Bakın şu arkadaş şu anda ekrana gelecek şeyi olan arkadaş demişti ki Jorge Jesus 1-2 aydır takımı izliyor. Dedi ki bu takım çok iyi. Hani bu takımın üstünde de futbolcular var. Yani bu takım üstünde futbolcular var. Ligi üstünde, pardon takım üstünde değil. Ligin kalitesinin üstünde futbolcular var. Kadroyu olabildiğince koruyun. 3-4 takviye ile bu takım kesinlikle şampiyon olur. Başarıdan başarıya koşar. Demiş de diyordum. Hatırlarsınız. 14-15 kişi diyor. Ha İsmail Kartal da aynı şeyi düşünür. Niye düşünmesin? Arkadaşlar İsmail Kartal değil de siz teknik direktörsünüz. Hepinize sorayım. 14-15 kişi yok ilerisiniz değil mi? Yani bu şunlar. Mesela Altay 1, Osa 2, Kim 3, Salahi 4, Serdar Aziz 5, Ferdi 6, Crespo 7, Zahit 8, Mert Hakan 9, İrfan 10, Arda Güler 11. Belki Rossi 12. Belki diyorum. Başka hani 12. Valencia 13. Serdar Dursun 14. Bak 14 tane adamı çıkarttım size. Hepiniz aynı şeyi düşünürsünüz değil mi? Farklı şey düşün olmaz. Hocam Rossi gitsin derim. İyi para gelse gider. Niye gitmesin? Bunu anladık. Şimdi mesela ben de dahil hepiniz Trezege isteyen isimlersiniz. Arkadaşlar Trezege Başakşehir'den ayrılıyor. Yani yolları ayırıyorlar. Yalnız ayırırken oyuncuyla devam edilmeyeceği kulübüne ve oyuncuya iletiliyor. Memnun kalınmayan yanlar varmış arkadaşlar Trezege konusunda. Bilginiz olsun. Ben çok detaya hakim değilim. Ama memnun kalınmayan yanlar varmış. Haberiniz olsun. Hani ben diyeceğimi diyeyim de gerisini size bırakayım. Siz ne şekilde algılarsanız. Onu da konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'de birçok kiralık isim vardı. Bunlar da takıma geri dönüyor. Mesela Muhammed Gümüşkaya. Bir. Giresun Spor'a vedasını yaptı. Fenerbahçe'ye dönüyor. Şimdi evime yuvama hayallerimin başkenti Fenerbahçe'me dönerken Kalbimin yarısını sizinle bırakıyorum falan filan demiş. Mesela ben umutluyum Muhammed'den. İnşallah Jesus çok güzel kullanır. Al sana transfer. Belki de bir kanat. Bak belki de Rusya'yı gönderip ya da göndermeyip ki Rusya'da Ali Koç demişti. Güney Amerika'dan çok ciddi teklifler var elde tutamayız gibi diye. O tekliflerle ilgili de 12 milyonluk duyumumu tekrardan hatırlatayım. Şimdi belki de bir kanat Ferdi, Muhammed, Gümüşkaya olacak. Hocam olmaz, yapamazlar, beceremezler. Böyle dediğiniz için yıllardır bir şey olmuyordu. Bu sene bak bütün laflarınızı yediniz. O sayeden sabek diyorum lan. Türkiye'nin çok üstünde bir sabek olur. Müthiş sabek olur. Sen futboldan anlamıyorsun diyorlar. Bu sene o sağ sabek oynadı. Gelmişler şey diyorlar. İlk ben demiştim. Aynen siz demiştiniz kanka. Hiç kimse demezken demiştiniz. Doğru. Siz kralsınız. Ferdi ne uzar ne kısalır. 11 ay önce ben arkadaşa şey demişim. Bak Ferdi çok iyi topçu. Ferdi'yi biz kanatlarda kullanıyoruz. Savunma yönü çok iyi. Niye bekle denemiyoruz? Sağ bekle denesek diye. Sol bekle denedik. Hocam sende de sağ bek fetişizmi mi var? Hep sağ bek diyorsun. Ya hani sağ ayaklı olduğu için diyorum. Bak sol bekle Ferdi. Bence 8 numaradan daha iyi. Kanattan daha iyi. Ucumdan daha iyi. Neyse. 8 kiralık futbolcumuz geri dönüyor. Yok 7 dönüyor. 7 tanesi. Mesela Steven Colker. 1. Lemos. Lemos Lemos'ta sözleşme feshi falan yapabiliriz. Bilginiz olsun. Ha Portekiz ekolünden dolayı belki e, Jesus kullanmak ister. Bilemem. Deneyecektir illa Samat da 3. Muhammed Gümüşkaya zaten söyledik. 4. İsmail Yüksek. 5. Bak benim tanıdığım Jesus İsmail Yüksek'e bir inceleyecektir. Hocam Pereira beğenmedi ya. Pereira beğenmese iyi topçu değildir diyorsunuz. Olabilir. Eyüp Akcan var. Onun sözleşme 2023'te. Max Mayer belli mi olur lan? Belki de Zayt's performansı alacak Max Mayer'den. Uğur Kağan Yıldız var. Ki Serhat Ahmetoğlu da var aslında. O da döndü. Ama Uğurkan Yıldız e, şeklinde. Şimdi baktığın zaman Ali Koç'un ve Emre'nin Tuhaf icraatları mesela iki tanesi. Mesela Lemos, Samat'ta tuhaf icraatları. Şimdi Jesus gelip sistemini mi oturtacak? Bunları mı sisteme adapte edecek, gönderecek mi? Bu konu şu an karacak Hocam şu an bize kesin konuş. Arkadaşlar şu an kesin konuşulacak bir durum bence yok. Ha Lemos konusunda sözleşme fesi yakın diyebilirim. Ee, diğer arkadaşlar hemen hemen hepsi Jesus bir tedrisattan geçirecektir. Bu arkadaşları incelemedi mi zannediyorsunuz? Adamın o 6 kişilik, 7 kişilik ekibi bunlara hiç mi bakmadı sanıyorsunuz? Onu da konuştuk. Ivan Perisic bir dönem gündemimizdeydi. Ee, sonra iptal olmuştu hatırlarsınız. ile 2024'e kadar sözleşme uzattığı duyumları var. Duyarsınız zaten. Yani keşke becerebilseydik, alsaydık iyi olurdu ama bakalım daha genç. Ali Koç'un vizyonu biraz daha genç. Zuba, Artem Zuba bizimle yazıldı, çizildi. Ali Koç'a sorulmadı herhalde ya da sorulduysa da ben programı kapattıktan sonra sorulmuştur. Zuba'yla ilgili hani Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor diyenler vardı. Daha öncesinde sosyal medyada bir duyumcu kardeşim var. Hani çok çok önce, ta Şubat ayında hani Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor savaştan dolayı demişti. Onun üstüne tanımam ben kim ne derse desin ama şu aşamada zannetmiyorum. Luis Suarez güzel. Ali Koç Luis Suarez'den uzaktan yakından ilgimiz yok diyor. Muhtemelen bu videoyu siz akşam saatlerinde saat 20 gibi ya da 21 gibi izleyeceksiniz. Bu video 24 Mayıs gece şu anda 02.03. Yani 10-11 dakikada da çektiğimi düşünürsek. Bundan önce bu Luis Suarez'den önce 23 Mayıs itibariyle Öğlen saatlerinde bir video çekmiştim. Yok akşam saatlerindeydi pardon. Ee, onu da saat 16 gibi izlediniz. Orada ben şey diyorum. Luis Suarez'den aslında görüşüldü. Şartları soruldu. Arada uçurum var zaten. Size duymuş şekilde. Ama yalanlanacak yani. Hiç alakamız yok falan diyecekler diyordum. Oraya geldik. Basında okuduğunuz yabancıların hiçbiri doğru değil diyor Ali Koç. Hiçbiri değil. Hani... Ahmet Çakar da diyor ki ya gizli bir güç iki tane isim verse dese ki ikisi de aynı şartta aynısını getirebilirsin. Charlotte mu Suarez mi dese ne dersin diyor. O da diyor ki Ali Koç aslında burada spoiler verdi. Burada Ali Koç size Charlotte spoiler verdi. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Diyor ki daha aç olduğu için Şörlot derim yaşından dolayı. İyi de oğlunuz Suarez diyor ona sorun diyor. O, o da Suarez diyor diyor. <laughs> yaş farkı var ki futbolcu arasında. A baktığın zaman Şorlot sadece bir sezon iyi geçirmiş. Trabzonspor'u basamak olarak kullanmış. Sıçrama yapmış. Almanya, İspanya'da tutunamamış. Şu an Şorlot ayarında bir oyuncu 12-16 milyon euro bon servis bedeli falan isterler. Artık kiralıkta gitmek istemeyecektir diyor. Ben buradan ne anladım biliyor musunuz? Ben buradan Şorlot Fenerbahçe'ye çok çok yakın olarak anladım. Ya ben böyle anladım. <laughs> Belki de ben böyle anlamak istediğim için anladım. Arkadaşlar şimdi 12-16 böyle futbolcunun piyasası deyip de 8 milyon euroya getirsen futbolcuyu başarı mı? Yani <laughs> bence başarım. Yani bence başarım. Yani arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Eee Hayırlı uğurlu olsun. Bence Sherlock ismi işte de fena bir isim değil. Evet Türkiye'de sıçrama yaptı ama ben hep şuna inanırım. Taş yerinde ağırdır. Mesela Umut Bozok 20 gol atmış. Fenerbahçe alsanız belki 10 tane atamayacak. Galatasaray alsa belki çöpe dönüşecek. Wagner Love. Alanya Spor'da uçuyordu, kaçıyordu, bilmem bir şeyler yapıyordu. Beşiktaş'a geldi. Papistis Alanya'da neredeyse gol kralıydı. Belki de oldu hatırlamıyorum tam. Fenerbahçe'de Değil mi? <laughs> Kusura bakma. Koyta. Koyta koyta. Fode koyta. Kasımpaşa'da uçuyordu, kaçıyordu, hopluyordu, zıplıyordu. Trabzonspor'da herhalde doğru düzgün top oynamadı. Koyta. Harbi söylüyorum yani. Arkadaşlar taş yerinde ağırdır. Taş yerinde ağırdır. Bugını çözdü mü çözdü bitti. Bakayım Koyta 20 maç bir gol bir asist. 264 dakika oynamış sadece Trabzonspor'da. Ya. Anladınız mı? Ben bu yüzden Charlotte ismini okuyayım. Ha Suarez ismi niye olmayacak? Orası ayrı mesele ama. Ee, bazı futbolcular vardı mesela. Hakan Çalhanoğlu. Milan'da oynarken Inter 11 yıl sonra şampiyon oluyor. Hakan Inter'e transfer oluyor. Milan 11 yıl sonra şampiyon oluyor. Şimdi bir bakarsınız. Farklı bir şeyler olur. Fenerbahçe'de şampiyon olur. Olmaz olmaz demeyin. Olabilir. Peki hocam Charlotte konusunda neredeyiz? Arkadaşlar Charlotte konusunda bak, bir sürü transfer duyumcusu var. Kimisi Beşiktaş'a yazdı, kimisi başka takıma yazdı, kimisi şuraya yazdı, kimisi buraya yazdı falan filan. İstediğine yazsınlar. İstediği takıma yazsınlar. Hiç mühim değil. İstediği takıma yazabilirler. Fakat fakat asıl yazmaları gereken takım şu an Fenerbahçe. Yani benim bilgim dahilinde, benim duyumlarım dahilinde Bayağı da güzel anlaşma şartlarında anlaştık. Ama iş resmiyete dökülürken nasıl olur o konuda bir şey diyemem. O beni aşar. O gerçekten beni aşar. Onu da size bırakıyorum. Burnley takımının forveti Wout Weghorst Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip ediyor diyor bir duyumcu arkadaş. Eee e... Bu arada Suarez'in iyi olmadığını da biliyorsunuz değil mi? 5 milyon euro istiyor. Biz iki anca verebiliyoruz falan. Bu Vegors istatistiklerine falan baktım transfer markta. Herif manyak bir şey ya. 17 milyon euro piyasa değeri var. Yaş daha 29. 7 Ağustos doğumlu. 1.97 boyunda Hollandalı. Hollanda'yı görünce milli takıma baktım. 12 kez oynamış. 2 golü var. Kesin Fanoidong, Kite. Bunlar etkilidir. Dik, Advokat. İlla ki takip ederler. Arkadaşlar futbolcu takip ediyor diye gelecek diye bir şey yok. Ve bir de şöyle bir olay var. Zaten Wolfsburg'dan Burnley'e devre arasında 14 milyon euroya gelmiş. Yani 14 milyon euroya gelmiş. E, Premierlikte de çok tutunamamış aslında ama önümüzdeki sene bir bakarsınız şampiyonşipte e, neydi o gol kralı olan eleman. Bize gelecekti gelemedi. Onun şey olur belki de. Yani 44 maç 9 gol 4 asist 3528 dakika. Hani bizi takip etsin ne hocam ya gelmez diyorsunuzdur. Ben de aynı düşüncedeyim. İstediği kadar takip etsin. Fenerbahçe ve Trabzonspor Eren Elmalı transferi için Kasımpaşa ile her konuda anlaştılar. Son kararı Eren Elmalı verecek demiş. Ben burada bir araya gireyim. Eğer Eren Elmalı konusunda Trabzonspor ile şey, Kasımpaşa ile her konuda anlaşıldıysa Eren Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yani her konuda anlaşıldıysa hayırlı olsun Fenerbahçe'mize. Gerçekten Fenerbahçe'miz hayırlı olsun. Arkadaşlar Eren Fenerbahçeli. Yani e, düzen İstanbul'da bir düzeni olan futbolcu. Hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş istese kendini. Dediği kadar Fenerbahçeli olsun. Yine gider Fenerbahçe'yi Galatasaray, Beşiktaş seçerdi. Çünkü İstanbul içi. Yani e, yok Şampiyonlar Ligi istedi falan filan. Trabzon Şampiyonlar Ligi kesin değil ki. Ne Fenerbahçe ne Trabzon'un şampiyonlar ligi kesin değil arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın. Çoluk çocuk musun? 3 yaşında çocuk musun? Abi sen çocuk musun ya? O yüzden yemeyin bunları. Edin Terzic, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü olmuş. Dortmund Köln'den 24 yaşındaki orta saha Salih Özcan'ı 5 milyon euro bedelli almış. Hatırlayın birkaç video önce şey demiştim hani 10 diye bahsediyorlar haberde ama bana gelen 5 diye. Biz 4'e kadar çıktıydık ama Dortmund isteyince hani biz 5 de yapabilirdik belki. 6 da yapabilirdik belki ama Dortmund isteyince yani sizi Dortmund Fenerbahçe istesin hangisine gidersiniz? Konya Spor. Evet Ali Koç son olarak diyor ki Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum diyor. Bu da üyeler bilir. Bu da MHYB'ydi. Artık yoruldu MHYB'nin. Tarihin en kötü TFF'sinden bahsediyoruz. TFF için inşallah biz kulüpler birliği olarak bir kadro çıkartabiliriz diyor. Hani gerçekten tarihin en kötü TFF'si. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Onu da göreceğiz. Ee, ne diyor? Bu geceden itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü TFF başkanlığı sürecinde son derece aktif olacak. İfşa edilecek her konuyu ortaya koyacağız. Servet yardımcı henüz aday olmadı ancak tarihin en kötü federasyonundan geliyor diyor. İnceden de bir uyarı var herkese. Bu bölümde transferleri konuştuk. Hocam biz buralardan ne anlamalıyız? Sizin buralardan anlamanız gereken şey şu. Ali Koç'un konuşmalarında şey vardı. Hani 33 yaş. Çok yaşlı. Ben Alman falan diyordu. Burada dalga geçmiyor arkadaşlar. Yani o da farkında. Gençleştirmenin. Bir ikincisi Belki de financial fair play anlaşmamız o şekildedir. Hani 30 yaşın üstünde en fazla şu kadar futbolcu alırsın diyedir. Belli mi olur? Çünkü bize para lazım. Ha, Türkleri korumak lazım. Türk futbolcu sayısını korumak lazım. Kaliteli Türk futbolcuları. Mesela İrfan, Mert Hakan, Altay, değil mi? Serdar Aziz. Baktığınız zaman mesela. Altay'la ilgili de şey dedi. Allah herkes Altay gibi futbolcu versin dedi. Yok sadece Fenerbahçe'ye versin inşallah. Şey çok soruluyor ya. Unutmadan onu söyleyeyim. Emre Mor bana çok soruyorlar. Hocam bir alakamız, ilgimiz var mı diye. Arkadaşlar kanat almak istiyoruz. Kanat futbolcusu. Bir bakarsınız bu isim Emre Mor olur. Yani anlaşırsın, Satın alma opsiyonunu kiralarsın. Kulübü de okey der. Selta Vigo. En az hasarla kurtulayım der. Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Ee, ama hani şu aşamada Emre Mor. Zanzi ya başka isimler daha mantıklı gibi. Ama ben şunu söyleyeyim. Mesela Rossi'yi 12'ye göndersen, Emre Mor'u 6'ya alsan bence kar elde etmiş olur. Ve kara de hani Fenerbahçe'deki orta sahalar gibi orta sahalar çok yok. Baktığınız zaman doğruyu konuşmak gerekirse. Ha, hal böyleyken belki Fenerbahçe'de daha ütopik bir hale bürünecek. Düşünsene mesela sağ kanattasın arkanda o sahi var. Hani sen yetişemesen bile savunma katkısı verecek o sahi var. Ben orada özgürce hareket edip rakibin kanadını çökertirsin. Yani benim bildiğim Jesus'un isteyebileceği bir isim Emre Mor. Ama hani teknik direktör bizden daha iyi bilir. Biz kimiz ne bileceğiz ki? O bizden daha iyi bilir. Bakalım ne olacak? Sonuç ne olacak? Nereye gidecek? Ama e, bu video inşallah çok kişi tarafından izlenir. Çünkü çok çok ciddi duyumlar verdim hani özetlemeye ihtiyaç bile duymuyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Önemli olan bence Jesus İsa geldikten sonra gerisi çok mühim değil. Alın size sizleri zevkten dört köşeyecek transfer duyumları diyebilirim. Kanal abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.